Toplumsal Hafıza'dan herkese iyi akşamlar. Konuğumuz bu hafta Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. 7 Haziran sonrası gelişen süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? 7 Haziran bir çıkmaz. Ve 7 Haziran'da Türkiye çırpınıyor. Bakınız 4 parti girdi parlamentoya ve sonuçlara bakıyoruz. 7 Haziran'dan sonra bir kanun çıkartamadılar. Bir karar alamadılar. 24 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı başladı bölücü teröre karşı. Bu harekat önemli başarılar kazanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın belini kırıyor. 7 Haziran çıkmazında Türkiye debelenirken böyle bir umut ışığı belirdi. Terörü konuşuyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden birisi tabii ki medyada ve meclisteki bazı siyasi partilerin PKK'ya karşı sessiz kalışı olarak değerlendiriliyor. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu savaş bir vatan savaşı. Bu savaş efendim saray savaşı değil. Mehmetçik kan veriyor, can veriyor. Birinci Cihan Savaşı'nı hatırlayalım. Mehmet Akif ne diyordu? Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Yani o Çanakkale'de üzerimize İngilizlerin, Fransızların sürdüğü kuvvetler neydi? Avustralya'dan toplamış getirmiş, Yeni Zelanda'dan, Afrika'dan getirmiş. Ve şimdi de yine Amerikan emperyalizmi bu kez PKK terör örgütünü üzerimize sürüyor. Bu bir kere en temel gerçek. Buna karşı en geniş güçlerin birleşmesi lazım. Yani bütün milletin birleşmesi lazım ve milleti temsil eden güçlerin. Zaten milletin birleştiğini görüyoruz. Bazı siyasal partiler, efendim bazı yayın kuruluşları çok çok acıdır. Bu HDP'yi, dolayısıyla PKK'yı koruyan bir konuma girmiş durumdalar. Mehmetçik orada savaşıyor. Bizim hepimizin, bütün partiler, bütün yayın organları, bütün millet, bütün imkanlarımızla topyekün Mehmetçik'in yanında, polisin yanında olmamız lazım. Yayın organlarında da görüyoruz, çok televizyonlarda falan en çok sahne alanlar HDP'liler. Yani Türkiye'yi bölsün, parçalasın, vursun, kırsın, mayın döşesin, haraç toplasın, yol kessin diye televizyonlar onlara açılıyorlar. Bu bozguncu bir faaliyet. Bozguncu bir faaliyet. Bu bozguncu faaliyetten Türkiye'nin çıkması lazım. Siz o elinizdeki Amerikan silahıyla kimi vuracaksınız? Atın o Amerikan silahları elinizden. Kardeşinizi mi vuracaksınız? Komşunuzu mu vuracaksınız? Onların da bu silahları ellerinden atması lazım. Kirletiyor ellerini Amerikan silahı. Ellerindeki Amerikan silahıyla büyük bir leke yüreklerine, zihinlerine düşüyor. Mustafa Karasu şöyle bir cümle kurdu. PKK silah bırakmaz. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Silah bıraktırılacak onlara. İstedikleri kadar bir silah bırakmayız desinler. Buradan milletime sesleniyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve polise güvenelim, korucularımıza güvenelim. Göreceksiniz PKK'ya silah bıraktırılacak. İstediği kadar o silah bırakmam desin. O Amerikan, elindeki Amerikan silahlarını yere atmak zorunda ve ellerini teslim oluyoruz diye havaya kaldırmak zorunda kalacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları ile HDP Gençlik Kolları birlikte bir barış şeyi yapıyor, faaliyeti. Ne demek Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, efendim HDP ile PKK ile eli? Bu yanlışlardan herkes artık vazgeçmeli. Hiç kimse PKK'nın elini tutamaz. O kanlı bir el. PKK'ya yardım edenler Mehmetçiğin vurulmasına yardım ediyor. Mayın döşenmesine yardım ediyor. Selam Tevhid olarak kamuoyunda bilinen davanın iddianamesi tamamlandı. Gülen bir numaralı sanık. Neler söyleyeceksiniz? Amerika'nın şeyhi Fethullah Gülen. Fethullah Gülen'in örgütü bir proje. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Müslüman ülkelerde ve Türk dünyasında, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde entelijansiya devşirmesi için bir takım kabiliyetli, nitelikli insanları, gençleri, aydınları vesaire alıp eğitip Amerika adına, ondan sonra ülkelerin başına oturtmak için kurduğu bir örgüt, bir Gladio uzantısı. Yani Amerika'nın meşhur NATO ülkeleri içindeki gizli örgütü olan, yeraltı örgütü olan Gladio'nun görevlerini yapan bir örgütlenme. CHP yöneticileri, CHP milletvekilleri, yani isim saymaya gerek yok, teker teker yayınlarına çıkıyorlar.
onlara karşı yürütülmekte olan bir hukuki soruşturmanın medyaya darbe, medyaya baskı olduğunu söylüyorlar ve hep CHP milletvekillerini görüyoruz. Hatta HDP milletvekilleri de aynı programlarda yer alıyor. Buradaki bu ilişkileri nasıl görüyorsunuz? Terör örgütüne, terör örgütlerine, suç örgütlerine özgürlük olmaz. Yani basın özgürlüğü, Atatürk'ün de bu konuda çok önemli bir konuşması var basın özgürlüğü konusunda. Yani Cumhuriyet'e karşı suç işleyen örgüte özgürlük olmaz. Vatana karşı suç işleyen PKK gibi örgütlere özgürlük olmaz. Cumhuriyet ve vatanın kendini savunma hakkı var. Ve o nedenle bu örgütlere kanat germeyi, bu örgütlere kalkan olmayı, bir demokrasi, hürriyet gibi kavramların arkasına sığdırmaya çalışmak çok büyük bir yanlış. Doğu Perinçek'in açıklamaları böyleydi. Toplumsal Hafıza Editörü Abdullah Yıldırım'a. Toplumsal hafızan huyudur. Konuşacak çok şey var ama süre bitiyor. Bitti bu gecede. Sayın Bakan Binali Yıldırım bizimle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Vedat Aydın AK Parti Ankara Milletvekili çok teşekkür ediyoruz. Adil Gür çok teşekkür ediyoruz. Seçim gecesi ATV Haber ortak yayınında sizi aramızda görmek istiyoruz. Avukat Kezban Atemi çok teşekkür ediyoruz. Toplumsal hafızanın sonuna geldik. Seçime 4 gün var artık. Bu gecelik bizden bu kadar. Hepinize iyi geceler. İşte bu noktada Fed'in para politikasının kurlar üzerindeki etkisini ele alırsak... Ben kalkacağım ayağa. 220 dakika.